Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine teknik resim çizimleri yaparken dikkat edilmesi gereken bazı altın kurallarla devam edelim. Arkadaşlar, öncelikle çizgilerimizi çizerken kalemlerimizi cetvellerimize nasıl yaslayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Kalemlerimizin bu silindirik uçlarını arkadaşlar cetvele yaslıyoruz. Şu kenara düzgün bir şekilde silindirik kısmını yaslayarak çizgimizi şöyle çekiyoruz. Yani kalemin burası ya da ucu cetvelde temasta olmayacak. Tam cetvele sürtündüğü yer bu silindirik bölge olmalı. Şimdi bu şekilde çizim yaparken cetvelimi koydum. Kalemimin duruş açısı nasıl olmalı? Arkadaşlar, kalem duruş açısı şu. Şimdi kalemi çizgi çizerken şöyle tutmak doğru olmayacaktır. Kalemi böyle tutmak da doğru olmayacak. Doğru tutuş şekli tam yere dik. Yani şurada göstermeye çalışayım. Dik bir şekilde kalemi tutuyorsunuz. Dik bir şekilde yerleştirdikten sonra kamerada görünmesi için şöyle alayım. Dik tuttuktan sonra çizgiyi sağa doğru çekeceksem kalemi bu yöne doğru yaklaşık 10-20 derece kadar yatırıp çizgimi o şekilde çekiyorum. Şimdi tabii solak olsaydım bu durumda da çizgiyi sola doğru çizeceğim için kalemi bu şekilde tutmam gerekecekti. Nasıl rahat çiziyorsanız o şekilde, ama çizginin çekildiği yöne doğru çizgiyi, kalemi daha doğrusu yatırmanız gerekiyor. Birincisi bu. İkinci husus şu. Bir çizgi çizeceksiniz. Şuraya boşluğa çizin. Çizmeye karar verdiğiniz çizgiyi çizerken bazı yerlerde kalite hoşunuza gitmeyebilir. Örneğin sonunu beğenmemiş olabilirsiniz. Kesinlikle şunu yapamazsınız. Yani şu çizgiyi çizdikten sonra şöyle bir çizgi asla çizilmez. Böyle bir çizgi kesinlikle yok. Sağa doğru çizdim. Sonra tekrar sola doğru geri gitmek de yok. Çünkü burada uç kağıda batacaktır. Çizgi kalitesini çok kötü edecek. Peki ne yapmalıyım? Bakın, kalitesini beğenmediğim çizginin üstüne tekrar cetvelimi getiriyorum. Cetvelimi dikkatlice yaklaştırıyorum. Öyle bir şekilde yaklaştırıyorum ki kalemin ucunu oturttuğumda tekrar aynı çizgiyi tam olarak ortalayabilmeli. Hem başta hem sonda. Hatta kontrol ediyorum. Kalemimin ucu tam düzgün ortalıyor mu diye. Düzgün bir şekilde ayarlamamı yaptıktan sonra kalemi tekrar aynı yöne doğru üstüne koyup yeniden aynı yöne geçiyorum. Yani cetveli kaldırmadan daha kolay. Birinciyi çektiniz, beğenmediniz. Aynı şekilde baştan sona bir kez daha yine aynı tutuş açısıyla çizginizin üzerinden geçmelisiniz. Dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birincisi bu arkadaşlar. Öbür türlü çift çizgi yaparsınız ki oldukça sıkıntılı bir çizim olacaktır. Örneğin bu çizgiyi çizdim. Sonra beğenmedim. Bir kez daha gideceğim. Eğer cetveli düzgün ayarlayamazsam alabileceğim kötü sonuçlardan bir örnek. Şöyle olabilir. Yani başlangıç ve sonu arasında çift çizgi olması söz konusu. İkincisi şu. Çizgiyi beğenmedim. Çizerken kalemin açısını ikincide yanlış tuttuğunuzda yine çift çizgi yapacaksınız ya da aşırı kalın olacaktır. Şunu koydum, beğenmedim. Bir daha çiziyorum. Yani çizerken kaleminiz şöyle hareket ederse çizgi kalitesi ne kadar kötü olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. O yüzden elinizi hep aynı açıda çizmeye alıştırmanız en doğrusu olacaktır.